Tektaş Ağaoğlu. Yağmur yağdıktan sonra. Oturduğu yerde ellerini ceplerine daldırıp paltosunun içine mümkün olduğu kadar gömüldü. Ağrıyan, darmadağınık başının içine öylece paltosuyla beraber, bütün dünyayla beraber girmiş, gömülmüş gibi sandalyenin üzerinde yığıldı kaldı. Bir anda nerede, hangi şehirde, şehrin neresinde olduğunu unutmuştu. Ayak parmaklarını her oynatışında aralarını doldurmuş ıslaklığın farkına varıyordu. Ne gördüğünün pek farkında olmadan karşısındaki pejmurda kıyafetli ihtiyara baktı. Ateşi vardı. Bütün vücudu kısa fasılalarla birbiri ardı sıra gelip giden ürpermeler içinde yüzmekteydi. Ciddi surette hastalanmak üzere olduğunu seziyordu. Kahvesi şekersizdi. Neden şekersizdi kahvesi? Bilmiyordu. Şekerli olmasını da istemiyordu canı kahvesinin. Bir aralık başını yavaşça kollarının üzerine koyacakken gözleri birden ihtiyar adamın masanın üzerinde duran kocaman, hareketsiz ellerine takıldı. Adamın ellerinin üstünde kalın, dışarı çıkık damarları gözüküyordu ara sıra. Yeni sürülmüş ve sonra kızgın güneşin altında birdenbire kavrulup kalmış bir tarlanın çizgileri gibi. Koyu damarların etrafında bu eller bembeyaz ve cansız çok uzaktaydılar. Kalın ve ağır, buruşmuş, üst üste yığılmış göz kapakları altında adamın gözleri derinlere sokulmuşlardı. Yüzünün derisi gözlerinin etrafında buruş buruş olmuş, kocaman etli burnunun iki yanından aşağı ağzına doğru sarkmıştı. Ağzı uzun, siyah bir sakal ve bıyık yığını arasında gözden kayboluyordu. Üzerindeki elbiseler ihtiyarın yırtık pırtık yamalar söküklerle kaplıydı. Nasıl oldu da bunu aldılar buraya diye bir an düşündü kendi kendine. Çizik çizik geniş bir alnı, onun gerisinde kir ve yağdan beyaz rengini kaybetmiş uzun karmakarışık saçları vardı. Üstelik ayakları dibinde kendisi gibi ihtiyar mı ihtiyar uyuz bir köpek kocaman başını incecik bacaklarının üzerine koymuş, kapalı gözlerinin üzerinde tüyleri dökülmüş, kaşları suratına fevkalade acıklı bir ifade vererek çatılmış, kendinden geçmiş bir halde serilmiş kalmıştı. Uzun kulakları biri biraz daha yukarıda, biri biraz daha aşağıda, cansız, yumuşak bütün ağırlıklarıyla başının iki yanına düşmüşlerdi. Tekrar İhtiyara baktı. İhtiyar adamın derin göz çukurları içerisinde saklı renksiz gözlerinde sabit, donmuş, bıçak gibi sert ve keskin bir ışık vardı. Sonra başı kollarının üzerine bir taş gibi, bir apartman gibi düştü kaldı. Kemiklerinin ezilip toz olmadığını hayret etti. Kollarının ıslaklığını ateş gibi yanan alnında hissetti. Sıcak, ateş gibi nefesi yarı ıslak ellerinin üstünü okşadı. Kolları, bacakları ve göğsü keskin bir ateş dalgası altında bir derece daha uyuştular. Birden kadının yüzü gözünün önüne geldi. İleri doğru çıkık elmacık kemikleriyle gözleri pabuçlarının kenarlarındaki sarı çizgiler, dışarıda yağmurla beraber soğuk bir rüzgar vardı. Saçları uzamıştı ne zamandan beri ve saçları ıslanmıştı. Kaç gündür nasıl yağmur yağsın istiyordu. Yağmur diyordu. Beyaz çay fincanı içindeki sütlü kahveye, sütlü kahvenin rengine, dışarının ıslak, çamurlu sokakların, kaldırımların rengine dalıp, bardaktan boşanırcasına bir yağsa yağmur. İç içine girmiş, iç içe dolmuş bu sıkıcı, boğucu havanın kasvetini yırtıp bir yağsa, oraya buraya sokulmuş kalmış yollara, evlere, yüzlere, ellere, yapraklara yapışmış, bulaşmış bütün bu toz ve çamur artıklarını, şehrin bu insanı takatsiz ve sefil koyup bırakan kokmuş havasını, bu pislik, bu sevillik birikintilerini, hepsini berrak selinin önüne katıp havayı, taşı, toprağı, elleri, suratları, her şeyi temizleyerekten bütün şiddetiyle, kudretiyle, bütün rahmetiyle bir yağsa şu yağmur. Bütün istediğim bu. Gerisi beynimin sol köşesini, sol gözümün tam arkasını kemiren, kurcalayan, tırmıklayan bu baş ağrısı. Bu koca şehir, yağmur.
Ah bir yağmur. Halbuki sütlü kahve isteyince şaşırmış kalmıştı garson. Bön bön yüzüme bakmıştı. Gözleri kocaman kocamandı. Gözlerinin kirli akını görmüştü. Sütlü kahve istiyorum demişti. Başım ağrıyor. Beynimin bu sol köşesi. Yanındaki iskemlenin üzerinde ihtiyar adamın şapkasını aramıştı. Ne olmuştu? İşte yağmur yağmıştı. Ne olmuştu? İşte serseri, avare, yağmurun altında, pis sokaklarda dolaşmıştı. Üstü başı sırılsıklam olmuştu. Altı delik ayakkabılarının içerisinde çorapları suya batmıştı. İşte yağmur diye düşünmüştü o zaman. İşte ben diye düşünüyordu. Ve etrafında neler var? Yeni açmış taptaze bir çiçek, üzerine düşen yağmur taneleri altında tir tir titriyor, yaprakları dökülmüş çıplak bir ağacın dalları, birbirlerine sokulan, birbirlerine yaslanan sıra sıra evler, kapılar, pencereler, insana bıkkınlık veren sonu gelmez bir münakaşaya paralel uzanıp duran ıslak yollar, asfalt yollar, otomobiller, otobüsler, paltolarına sarılmış, yağmurluklarına sarılmış, oradan oraya acele acele koşuşup duran insanlar. Yüzler, başka eller, yüzler, yüzler, başka ayaklar. Hepsinin üstünde, hepsinin gerisinde, hepsinin berisinde, hepsinin zihnindeki tesirine tesir eden bu. Bu gözümün arkasındaki ağrı. Başını kaldırdı. Önündeki fincandan bir yudum kahve aldı. Şekersiz mayenin acı, buruk lezzeti bütün içine yayıldı. Elindeki tuttuğu fincana bakarken, ağzına aldığı kahveyi yutmak için sarf ettiği gayretin ve boğazının mekanik hareketinin bütün kollarında ve bacaklarında adeta yerleşip kaldığını hissetti. Gözünün arkasındaki bu ağrı. Bir zamanlar, birkaç gün evvel 3 gün, 4 gün, 4 sene kaç gün evvel farkında değildi. Bir zaman, hadiseler ve ruhi halleri zaman ve mekan içerisinde hep birbirine karıştırmıştı. Şiddetli ateşin tesiri altında birçok bakımlardan zihni belagatinin tuhaf bir şekilde artmış olmasına rağmen hangisinin daha evvel, hangisinin daha sonra, nerede olduğunu ayırt edemiyordu. Başında ağrı yoktu ve hoşuna gidiyordu. Dışarıdaki bulutlu ve kasvetli hava, yağmur yağmıyordu. Uzun zamandır yağmur yağmamıştı. Esmer, gri renkleri seviyor, serin havanın ciğerlerini doldurmasından büyük bir haz duyuyordu. Ha, tabii, etrafında diğer insanlarla beraber kalabalığın ortasında dar sokaklardan geçip, kirli, rengi solmuş evlerin duvarları dibinde yürürken, içinde o sevinç, o neşe, o haz yok muydu? O anda var olmanın ve o anda var olduğunu bilmenin huzuru. Kaldırımın üzerinde o kirli beyaz renkte büyükçe köpeği yere boylu boyunca uzanmış, ön ayakları arasında tuttuğu bir kemik parçasını ısırmaya çalışırken gördüğü zaman. İşte demişti kendi kendine. İşte o arada o köpek orada kaldırımın üzerinde, ben buradayım, o kemiğiyle meşgul, ben onu seyrediyorum. Ne olur yani? Şu gözümün önündeki manzara yetmez mi? Onun, benim, bu anın varoluşu. Şimdi şu anda, dünü düşünmeden yarının ötesine geçmenin imkanı yok mu ki? Yahut yarının tehditlerini hiçe sayıp dünü geride bırakarak, dünü geride bırakmanın şevkiyle. Dün, yarın. Halbuki işte bu imkan, şimdinin, bu anın gerisinde saklı bu imkan burada. Karşımda, penceremin altında. O pencerede, o köpeğin karşısında o imkanı yapan, yaratan bendim. Beni yaratan, beni yarattığı gibi tutacak olan bu imkandır. Bir kere elime geçirdikten sonra onu elimden kaçırmamaya bakmalıyım. O zaman, ha, o zaman, işte o zaman gerçekten kendi kendimi bulmuş olacağım. Varlığımın manasına ulaşmış olacağım. Gerçekten hürriyete kavuşmuş olacağım. Dünün ve yarının haricinde. Ha. İçinde o sevinç, o neşe, huzur oradan oraya dolaşıp durmuş, sokakların insanlarla zaman zaman nasıl dolup boşaldıklarına dikkat etmişti. İnsanların arasında ağır ağır yürürken her birinin yüzüne dikkatle, merak ve alaka ile bakmıştı. Onları sevdiğini, ne kadar çok sevdiğini, bütün hayatı boyunca ne kadar çok sevmiş olduğunu anlıyordu.
her birinin önünde saatlerce durabilir, teker teker hayatlarının hikayesini dinleyebilirdi. Sevgilerini, nefretlerini, sevinçlerini, korkularını, kederlerini, saadetlerini paylaşabilir, onlarla beraber en uzak, en önemsiz şeyleri gözünde kocaman büyüterek üzülür, hayıflanır, pişman olur, onlarla beraber, oh, kendini bütün bunlara muktedir hissediyordu. En ufak, en ehemmiyetsiz şeylerde neşe ve saadet vesilesi, gurur ve asalet bulabilirdi. İnsanların da kendisini reddetmeyecekleri, kendisini anlayacaklarını biliyordu. Onların da hiç olmazsa hayatlarında bir defa olsun, başlarına kendi başına gelen gelmiş olmalıydı. Hep aynı yolun yolcuları. Hangi yolun yolcuları? Yağmur yağdıktan sonra yollar uzayıp durmuşlardı. Kaygan, ıslak. Ve hep o ayaklar görmüştü. Her tarafta ayaklar. O yolda, bütün yollarda, caddelerde aynı ayaklar, aynı yüzler, yüzler, o incecik, incecik. İncecik çiçek üzerine düşen taneler, yollar uzayıp direnmişlerdi. Islak, kaygan. Bir gün, belki de bir saat, bir dakika, bir saniye, bir yer, dünyada bir yer, belki de ayda, güneşte, merihte, bütün insanlarıyla, en ufak teferruatıyla gözümün önündeydi. Mütemadiyen gözünün önünde gelmekteydi. Kendi oturduğu masanın öte tarafında boş bir iskemle duruyordu. Ötedeki diğer masada oturan ihtiyarca, ak saçlı bir adam, iskemlenin üzerine rengi kaçmış, kenarları eskimiş, ezilmiş şapkasını çıkarıp koymuştu. Basri Hoca, köhne şapkanın iskemlenin üzerinde olduğu o yerde bırakılmış kalmış, adeta aklın ötesinde unutulmuş, acıklı görünüşü karşısında bir an durakladı. Sonra gözlerini kaldırıp ihtiyar adama bakacaktı ki, birden o sırada yanına gelip ne istediğini sormakta olan garsonla karşılaştı. Garsona kendisine çayla iki dilim limon getirmesini söyledi. Hesabı da şimdiden getirirse iyi olurdu. Bu arada ihtiyarı unutmuştu. Cebinden sigara paketini çıkarıp bir sigara yaktı. Derin bir nefes aldı, dumanını savurdu. Dumanın kül rengi şekilsiz bir dalga halinde savrulup, pastanenin sigara dumanı, gürültü ve ılık nefes artıklarıyla kesipleşmeye yüz tutmuş havasına karışıp kayboluşunu gözleriyle takip ederken, gözleri tam karşısındaki iskemlelerden birinde kısacık bacaklarını ileri doğru uzatmış oturan ufacık bir çocuğa ilişti. Çocuk dudaklarını kısmış, yüzünde bütün varlığına son derece sevimli bir komiklik veren ciddi bir ifadeyle kendisine bakıyordu. Uzun, sarı kıvırcık saçları tombul yanaklarının yüzüne düşmüştü. Yukarı doğru kalkık ufacık bir burnu vardı. 4 yaşlarında kadar olmalı diye düşündü. Gözleri açık mavi renkte büyük büyüktüler. O sırada garson çayı getirip çekilmişti. Basri Hoca limonlardan birini fincana koydu, içine şeker attı. Küçük kaşıkla parmaklarını yakmamaya gayret ederek çayı karıştırdı. Sonra öbür dilimi ağzına aldı. Limonun keskin, ekşi lezzetini ta ağzının geri taraflarında, genzinin içerisinde duydu. Elinde olmadan yüzünü buruşturup gözlerini kapattı. Gözlerini açtığı vakit gene karşısında ufak çocuğu gördü. Çocuk bu sefer kendisine hafifçe gülümsemekteydi. Basri Hoca, ufak bir çocuğun tanımadığı bir kimseyle karşılaşınca sadece dudaklarının kenarında beliriveren sahte, yalancı fakat gene de çocuğun bütün samimiyet ve masumiyetiyle dolu yarım gülüşünü tanıdı. Yolda giderken bir kapı dibinde kapının ziline uzanırken yahut kırda bir tarlanın kenarında dikenli telin altından öte yana geçmeye çalışırken gördüğü, alakadar olduğu bütün çocuklarda bu dikkatli fakat aynı zamanda uzak bakış ve bu aynı şuursuz adeta mekanik tebessümle karşılaşmıştı. İnsanı memnun edici olduğu kadar aynı zamanda rahatsız edici bir şey vardı bu tebessümlerde. Her seferinde her birinin önünde kendi uzak çocukluğunu hatırlamaya çalışmıştı. O sırada gözü çocuğun yanında oturan orta yaşlı bir kadına takıldı. Herhalde annesi olacaktı. Dizlerinin üzerinde tuttuğu bir kitabı okumaya dalmıştı. Ara sıra da gözlerini kaldırıp çocuğa bakıyordu. Kadının yüzü birden Basri Hoca'nın dikkatini çekti. İleri doğru çıkık elmacık kemikleriyle kalın, muntazam kaşları arasında derine sıkışmış, belli belirsiz uzak bir ışıkla dolmuş büyük, parlak gözleri vardı.
bir Tatar yüzü diye düşündü hemen Basri Hoca. İtina ile taranmış, düz, uzun, siyah renkte saçlarını başının arkasında bir topuz halinde toplamıştı. Cildi fevkalade düzgün, pürüzsüz ve esmerdi. Sert ve dolgun görünen yanaklarından sıhhat fışkırıyordu. Ağzı büyükçe fakat hassas çocuğun dudakları gibi hafifçe kısılmış dudakları dolgun, sade ve muntazamdı. Elmacık kemikleri arasında hafifçe yukarı doğru kalkık duran küçük burnu, yüzüne gözlerinden taşan şefkat ve tevazunun yanında biraz müstehci ve alaycı, biraz kendini beğenmiş bir ifade veriyordu. Basri Hoca gözlerini tekrar çocuğa çevirdi. Çocuk kendisine bakmaktan bıkmış, masanın üzerinde tabaklar ve boş çay fincanlarıyla oynuyordu. Tabaklar ve fincanlardan yarattığı kendine mahsus, kendince manalı bir aleme dalmış gibiydi. Bir aralık gözlerini kaldırıp Basri Hoca'ya baktı. Basri Hoca gözlerini kapattı, yüzünü buruşturdu. Ve öyle yaparken çocukların karşısında çocuklarla çocuklaşmanın kolaylığına hayret etti. Tekrar gözlerini açtığı vakit çocuk daha içten, daha sahiden gülüyordu. Gözleri parıl parıldı. Biraz evvelki ciddi ifade yüzünden kaybolmuş, yerini tatlı bir sevimlilik almıştı. Basri Hoca elini ona doğru uzatıp parmaklarını oynattı. Birdenbire bir gözünü kırptı. Ufak bir şaşkınlık anından sonra çocuk birden ta içinden gelen çiğ bir kahkaha ile bembeyaz dişlerini göstererek gülüverdi. Kollarını Basri Hoca'ya doğru uzatıp sallamaya başladı. Basri Hoca o aralık kadının başını kitabından kaldırıp bir çocuğa sonra bir de kendisine baktığını gördü. Hafif belli belirsiz bir gülümseme kadının yüzünde dolaşıp söndü. Sonra tekrar başını kitabına eğip okumaya başladı. O anda birden onun oturuşuna dikkat etmişti Basri Hoca. Bir bacağını öbürünün üzerine atmış oturuyordu. Basri Hoca gözü kadının kahverengi, kısa topuklu pabuçlarının kenarlarındaki ince sarı çizgilere takılmıştı. Kadının üzerinde açık kahverengi hafif bir partüsü vardı. Bacakları düz ve muntazam, renkleri ipek çorabın içerisinde biraz donuklaşmış, masanın dimdik ayakları arasındaydı. İşte o zaman Basri Hoca, içerisinde o vakte kadar derinlerde gizli kalıp da birkaç günden beri kendiliklerinden satha doğru çıkmakta olan, daha doğrusu bütün bunları içine alan bir tek duygunun son ve mukadder bir noktaya gelmiş olduğunu sezmişti. Bu hisler kendisini o anda saadetten başka bir kelimeyle anlatamayacağı, fakat saadetin de ötesinde saadeti de ve saadetle beraber bir başka şeyi de içerisine alan yepyeni bir ruh haletine, bambaşka bir şuura getirmişlerdi. İçinde yepyeni kudretlerin fışkırmasını, yepyeni imkanların açılışını hissediyordu. Belki de saadet, işte insanın malik olduğu, ta öteden beri önce varoluşu, sonra insanlığı dolayısıyla malik olmuş olduğu kudretlerin farkına varmasının onun içine attığı ruh haletinden başka bir şey değildir diye düşünüyordu. Tam o sırada birden masanın öte yanındaki iskemlede birinin oturmakta olduğunu fark etti. Öbür masada oturan ihtiyar adamın şapkasını hatırladı. İhtiyar adam gitmişti. Masası boş duruyordu. Basri Hoca karşısında oturan adama baktı. Ufak başlı, ufak tefek yapılı birisiydi. Boynuna düğümü kocaman kırmızı bir kravat bağlamıştı. Yüzünde boş, alakasız bir ifadeyle elindeki gazeteye göz gezdiriyordu. Büyük, ucu aşağı doğru sarkan bir burnu, sarımsı seyrek kaşlarının altında küçük, açık mavi renkte ifadesiz gözleri vardı. Dar ve alalade bir alından sonra açık kumral gür saçları başlıyordu. Etsiz kuru yanakları içeri doğru çökmüştü. Tuhafına giden bir şey Basri Hoca'nın dikkatini çekti birdenbire. Adam Basri Hoca'nın tarafına gelen sol gözünü ikide bir şiddetle kırpıyordu. Her seferinde yüzünün bütün sol tarafı sanki kafatasına bağlı değilmiş gibi bir aşağı bir yukarı hareket etmekteydi. Birden Basri Hoca'nın içi burkuldu. Sonra midesinin bulanır gibi olduğunu hissetti. Fakat iradesi dışında bir kuvvetin baskısı altında gözlerini adamın yüzünden ayıramıyordu. Aklına aniden yepyeni bir düşünce gelmiş, beynine sıcak bir bıçak gibi saklanmıştı. Hayır, hiç de öyle değildi, hayır. İşte asıl güçlük buradaydı. Bu yüzde, bu adamda, bu adam. Ben bu yüzü hesaba katmamıştım. Bu yüzü. Bu adamın var olabileceğini düşünmemiştim. Allah'ım.
Bu adam benim dışımdaki bu öteki. Halbuki ben, benim düşüncelerimden, benim hislerimden, hayallerimden, benim saadetlerimden, benden ona. Geçen haftadan, bütün bugünlerden tutmuş bir de Mesud'um demişti. Sokaktaki insanların her birinin sevinçlerini, dertlerini, saadetlerini, ıstıraplarını paylaşabileceğini zannetmişti. Hayat ne kadar güzeldi. Bir anın sana verdiği bütün anların, senin için hazırladıkları imkan, hayatın güzelliğini, kolaylığını, manasını keşfetmek ne kadar kolaydı. Ne olmuştu? İşte yağmur yağmıştı. Tutup ona bundan bahsetsem, anlatmaya çalışsam anlayacak mı? Bu imkanın gerçekliğine, onu ikna etmeye kalkışsam inanacak mı? Ki bunda nelerin payı yoktu? Bütün bunda o sabah gördüğü köpeğin, köpeğin üzerinde yuvarlandığı sert ve kuru kaldırımın bir payı vardı. Geçtiği sokakların, altlarından yürüyüp gittiği evlerin ve bu sokaklarda bu evlerin altında rastladığı, yanından geçip duran insanların payı vardı. Bütün bunda o anda içerisinde bulunduğu pastanenin ve karşısında ufak çocuğun ve kitabını okuyan annenin ve çocuğun gülüşünün ve annenin yüzündeki tebessümün, hatta karşısında çocukla anneyi birbirinden ayıran yuvarlak masanın, hatta kendi önündeki masanın üzerinde duran yarım limon dilimiyle çay fincanının bir payı vardı. Bunda yanındaki masada oturan ak saçlı ihtiyarın da pastahanenin gürültülü, sigara dumanı dolu havasının da payı vardı. Ve işte şimdi karşısında bu yüz, bu adam, tanımadığı, bilmediği bu adam. O anda her şeyin, bütün o imkanın bir daha geri gelmemek üzere kaybolduğunu, mahvolduğunu anlamıştı. Ve birden başının ağrıdığını fark etmişti. Ne zaman başladığını bilmiyordu. Sanki hep vardı. Bütün hayatı boyunca. Başı, sol gözünün ardı mütemadiyen ağrıyordu. Yağmur diyordu. Ah bir yağmur. Ne olmuştu? İşte yağmur yağmıştı. Damlaların altında yere doğru bükülen çiçek, orada, burada, otellerde, ayakların hep ayakların, paltoların, ağaçların çıplak dallarının arasında. Bütün ağzı, boğazı, burnu, bütün göğsü ateş içerisindeydi. Başı, gözünün arkası, kaç gündür başında taşıdığı bu ağrının ve bütün vücudunu sarıp kucaklayan, iğneleyen, uyuşturan yüksek ateşin altında o oturduğu yerde ezilmiş, yığılmış kalmıştı. İçinde bir şey, bütün varlığının, maddi ve manevi varlığının tam ortasında bir şey, onu bir arada tutan bir şey yavaş yavaş çözülüp dağılır, çok derinden, çok uzakta bir yere doğru, mekanın ve zamanın dışına doğru akar gibiydi. Uzağa, uzağa, incecik, incecik, incecik çiçeklere. Başını kaldırdı, tekrar karşısındaki ihtiyara baktı. Adam kendisine eskisine nazaran çok daha yakın oturuyormuş gibi geldi. Elini uzatsa, onunla kendi arasını doldurmuş yarı şeffaf, yarı bulanık, elle dokunulurcasına kesifleşmiş, ateşten bir hava küresinin içinde parmakları güçlükle çekip alnının çizik çizik sert derisine değecekti. Birden kendini ihtiyarın gözlerinin içine bakar buldu. İhtiyarlamış bir insanın sadece vücudu ile, hücreleri, molekülleri ile değil, zihni, muhayelesi, hafızası, hisleri, düşünceleri, ruhu ile, bütün oluşu ile topyekün ihtiyarlamış bir insanın bir boşluğa, bir yokluğa doğru akıp giden gözleri. Neye işaret ediyorlardı? Neye işaret edebilirlerdi ki? Masanın üzerinde yayılmış kalmış cansız, ölü renkli, ölü eller. Birden gözlerinin altında adamın suratı bir yandan öbür yana doğru kayıverdi. Burnu, ağzının etrafını kaplamış sakal ve bıyık yığını, adamın bütün kafası ikileşti, gözleri dörtleşti, Basri Hoca'nın gözleri önünde varlık bulutlarından birini kaybetmişti. Düz, derinliksiz bir satıh üzerinde sağdan sola, yukarıdan aşağı, soldan sağa kayıp duran bir resim dünyasında bir aralık gözlerden en sağda olanının içine doğru bakmakta olduğunu fark etti. Yavaş yavaş diğer gözler yüzünün geri kalan kısmıyla beraber burnun etrafında donup şekilsiz bir yığın oldular. Basri Hoca kocaman bir gözle karşı karşıya kaldı. Göz
gittikçe büyümeye başladı. Büyüdü, genişledi, aynı zamanda derinleşti. Kendisini önüne geçilmez bir cazibeyle içerisine doğru çekerken hala büyüyor, derinleşiyordu. Yavaş yavaş adamın bütün yüzünü kapladı ve nihayet Basri Hoca'nın karşısında olan kocaman bir yüz büyüklüğünde simsiyah bir gözdü sadece. Durmadan büyüyen, yaklaşan, kararan, dipsiz bir oyuk. Birden Basri Hoca korktu. Dehşetle sarsıldı, kendine geldi, şaşırdı. Karşısındaki aynada kendi yüzünü ve kendi kocaman gözlerini gördü. Derhal başını çevirdi, ihtiyara baktı. İhtiyar adam oturduğu yerde başını öne eğmiş, gözlerini kapatmış horluyordu. Köpeği yerde, ayaklarının dibindeydi. Basri Hoca elini güçlükle alnına götürdü. Alnı sımsıcaktı. Müthiş bir yorgunluk ve ateş, mütemadi ağrıyla beraber başını kaplamış, kurşun gibi ağırlaştırmıştı. Zorla ayağa kalktı. Kahvenin parasını masanın üzerine bıraktı. Ayağa kalkmasıyla beraber başındaki sıcaklık bütün vücuduna hücum edip her tarafına yayılmış, paltosunun, ceketinin, hırkasının ve gömleğinin altında kollarıyla bedenini sarmıştı. Etrafıyla vücudu ve zihni arasında fevkalade şeffaf ve belir, fakat gene de adeta elle dokulur ateşten bir duvar vardı. Kapıya doğru ilerledi. İhtiyar adamın önünden geçerken kahvenin duvarları, masalar, camekanlar, yer, iskemleler, kendi ayakları, paltosunun etekleri hep çok çok uzaklarda gözüküyorlar ve her adım atışında daha da uzağa doğru kayıp gidiyorlardı. Fakat ihtiyarın önünden geçerken onu, mevcudiyetini orada, oturduğu yerde bütün kendi varlığı içerisinde hisseder gibi oldu. Bütün ağırlığı, bütün sertliği ve bütün hakikatiyle. Sonra kapıyı açıp dışarı çıktı. Derhal soğuk rüzgarın taşıdığı yağmur damlaları yüzüne çarptılar. Biraz kendine gelir, etrafıyla temas temin eder gibi oldu. Başını eğdi, ellerini paltosunun ceplerine soktu. Boynunu yakasının içine çekti, kapının önünden ayrılmadan ileriye doğru baktı. Yağmurun altında ıslanmış, parıl parıl parlayan yol önünde ta uzağa doğru durmadan uzanıp gidiyordu. Ayağının altında çimento kaldırım soğuk ve ıslaktı. Birden üşüdü. Soğuk bir ürperme bütün vücudunu kapladı. Sanki kendisine çok büyük elbiseler içerisinde içine girip çıkan rüzgarın tam ortasında yüzüyormuş gibiydi. Ürperme tekrar geldi. Bütün vücudunu, bacaklarını, kollarını, omuzlarını, sırtını, saçlarının dibini kapladı geçti. Önünde ıslak yol yapışkan, parlaklığıyla sonsuzca sığınaymış gibi uzanıp gidiyordu. Orada burada acele acele yürüyen insanlar vardı. Korkunç diye düşündü birden, korkunç. Ne yaptığını pek bilmeden elini kahvenin kapı tokmağına koydu, çevirdi. Tam o sırada gözü camdan tam kapının yanındaki masaya ilişti. Biraz evvel ihtiyar adamın oturduğu masa boşalmıştı. Başını biraz eğip dükkanın içerisine doğru baktı. Kimseyi göremedi. Sonra kapıyı açıp içeri girdi. Kahvenin arkasına doğru ilerleyip etrafına bakındı. Yanda tezgahın arkasında oturmuş gazetesini okuyan garsondan başka kimse yoktu. Basri Hoca bir kere daha kapının yanındaki masaya baktı. Sonra tezgaha yaklaşıp sordu. Nereye gitti o ihtiyar? Hangi ihtiyar? Ne ihtiyarı? Canım, o adam köpeğiyle beraber kapının yanında duruyordu demin, 2 dakika evvel. Burada ihtiyar falan yok aslanım. Neden bahsediyorsun sen? Senden başka kimse gelmedi buraya bir saattir. Basri Hoca gözlerini kahvecinin akı kirli gözlerinden aceleyle kaçırıp cevap vermeden döndü. Gözleri biraz evvel ihtiyarı uyuklarken gördüğü masada ve boş iskemlede ağır ağır yürüyüp kapıyı açtı, dışarı çıktı. Ellerini paltosunun ıslanmaya başlayan ceplerine soktu. Başını eğdi. Islak saçları alnının üzerine düştü. Bütün yüzü ateş kesilmişti. Gözünün arkasındaki ağrı birden artmıştı. Ayaklarının uçları pabuçlarının içinde vıcık vıcıktı. Gözlerini kaldırdı. Önünde uzayıp giden parıl parıl caddeye baktı. Yürürken, "Tamam," dedi yüksek sesle kendi kendine. "Bir bu eksikti. Bir bu eksikti." Fakat 10-15 metre kadar yürümüş yürümemişti ki sağ tarafta aydınlık bir camekanın önünde durmak zorunda kaldı.
aniden müthiş surette üşümeye başlamıştı. Paltosunun içine mümkün olduğu kadar büzülmüş tir tir titrerken, etrafında her şey yeniden kendinden uzaklaşmakta ve birkaç metre kadar önünde birden bir uçuruma doğru yuvarlanmaktaydı. Camekandan dışarı taşan ışıksa ılık ve hakikiydi. İçinde o ışığın içine ılık bir banyoya girer gibi girmek, sokulmak, onu vücudunun etrafında, her tarafında duymak isteği vardı. Biraz daha yaklaşıp, önce avuçlarını, sonra yanan yanaklarından birini serin buz gibi cama dayadı. Gözlerini kapadı. Ne olmuştu? Yağmur yağmıştı. İncecik incecik bir çiçek. Parlak çettiği bütün çiçeklerle kaplanmış gördü. Sapları uzun uzun koparılmış, çamura bulanmış çeşit çeşit çiçekler. Islak tarlanın yeni sürülmüş çizgileri arasında kabarmış damarları gibi ihtiyar adamın ellerinin, yürürken her birinin üzerine dikkatle basıp geçiyordu. Birden gözlerinin önünde önce adamın kırmızı kravatının kocaman düğümünü gördü. Sonra mütemadiyen açılıp kapanan gözü adamın. Aşağı yukarı sanki altında kemiğe bağlı değilmiş gibi inip çıkan yanak. Ellerinin ve camın altında camın soğukluğu geçmişti. Fakat camın sert ve dayanıklı, hissiz, düşüncesiz teması kendisiyle ışık arasında bir maniaydı. Kendini zorlayıp küçük çocuklu annesini düşünmeye çalıştı. Uyuz köpeğin birer soru işareti gibi kıvrılmış, tüyleri dökülmüş, seyrek kaşları gözünün önüne geldi. "Korkunç!" diye seslendi. "Korkunç! Korkunç! Korkunç!" Tam o anda arkasından hızla geçip uzaklaşan ayak sesleri duydu. İki kişi konuşuyorlardı. "Eğer onun benimle olan alakam, evet ama..." Sözleri ayak seslerine, ayak sesleri sözlerine, ayak sesleri ayak seslerine karışmıştı. Basra Hoca gözlerini açtı, camekanın bir mezeci dükkanına ait olduğunu gördü. Tuzlu etler, pastırmalar, sucuklar, içi turşu dolu kavanozlar yan yana üst üste dizilmiş, konserve kutuları arasında ufacık bir fare oradan oraya dolaşıp duruyordu. Basra Hoca dünyada en tabii bir şey yaparmış gibi camekanın içinde bir yandan öbür yana koşup kah kutuların etlerin arasında gözden kaybolan, kah yeniden ortaya çıkıp kısa bir zaman arka ayakları üzerine durarak fıldır fıldır gözlerle etrafına bakınan ve sonra ok gibi fırlayıp gene bir köşenin karanlıkları içinde kaybolan fareyi seyre koyuldu. Üşümesi geçmişti. Fakat başı dönüyor, bütün vücudunda müthiş bir yorgunluk hissediyordu. Ellerinin, parmaklarının içinden bütün ağırlığıyla cama dayandı. Işık, altın köpüklü, taşkın ışık, ılık ve hakiki, davetkâr, camın hemen gerisindeydi. Cam, ışığın önünde ışıkla beraber, altından köpükten bir iz halinde hep aşağı aşağı kayıp gidiyordu. Birden fareyi tam karşısında gördü. Bir konserve kutusu üzerindeydi, arka ayaklar üzerinde doğrulmuş ön ayaklarının parmaklarını ağzında kemiriyordu. Gözlerini Basri Hoca'ya dikmişti. Basri Hoca, yanağını camdan kaldırıp bütün dikkatini toplayarak hayvanın oldukları yerde fırıl fırıl dönen ufacık gözlerine baktı. Az sonra fare, parmaklarını kemirmekten vazgeçti. Ön ayaklarını havada hemen göğsünün üstünde tutup gözleri hala Basri Hoca'nın gözlerinde taş gibi hareketsiz kaldı. Birden Basri Hoca korkmaya başladı. Bu küçücük mahluk kendisine fenalık edebilirdi. Hatta işte şimdi fenalık etmekteydi. Orada camın arkasında öyle sessiz, hareketsiz, gözlerinin içine bakan duruşuyla. Basri Hoca elleriyle cam arasındaki teması hissetmiyordu artık. İçini korku bürümüştü. Başının ağrısı artmaktaydı. Başı, gözleri, genzi büyüyor, büyüyordu. Camekan hala olduğu gibi aşağı aşağı doğru kayıp gidiyordu. Fare, bir antikacı camekanın etrafındaki eşyalar arasında yerini bulamamış, groteks bir Buda heykeli görünüşüyle olduğu yerde durmuş, hala kendisine bakmaktaydı. Az sonra Basri Hoca'nın içindeki korku yavaş yavaş silinip yerini şiddetli bir nefret ve hiddete bıraktı. Fare gözlerinde mesul göründü. Herhangi bir şeyden ne kadar nefret etmek mümkünse dünyada o kadar nefret ediyordu bu hayvandan. Neden? Niçin? Bununla meşgul değildi zihni. Sadece fare mesuldü.
Küçücük çelimsiz hayvan orada, karşısında ışığın içerisinde bütün küçüklüğü çelimsizliğiyle koskocaman sembolik bir mahiyete bürünmüştü. Elini uzatmak, farenin incecik boynunu iki parmağı arasında sıkmak, sıkmak. Birden fare hala kendisine bakan gözlerinden birini kırpıverdi. Sonra bir daha, bir daha ta onun gözünün içine bakarak hayır hayır diye kendi kendine söylendi Basri Hoca. Olamaz, hayal görüyorum. Hastayım, ateşim var. Cam mekandan ayrılıp yürümek, yoluna devam etmek istedi. Yürümeye gayret etti, yapamadı. Gidemiyordu. Olduğu yere mıhlanmış gibiydi. Ayak parmakları ayakkabıları içinde, sular içerisinde vıcık vıcık yüzüyordu. Gözleri tekrar cam mekana, cam mekanın içinde konserve kutusunun üzerinde fareye ilişti. Fare, ışığın ortasına kurulmuş, kendisine göz kırpmakta devam ediyordu. Basri Hoca çılgınlığa yaklaşan bir hiddet dalgasının içinde yeniden kabarıp yükselmeye başladığını hissetti. Birden kolunu şiddetle fareye doğru uzattı. Parmaklarının cama çarpışı sert ve tok bir ses çıkardı. Ve tam o sırada hemen arkasında bir yerden fakat aynı zamanda çok uzaktanmış gibi kulağına hafif bir nefes sesi gelir gibi oldu. Dehşetle titredi, olduğu yere yapıştı. Vücudunun bütün kılları elbiselerinin içinde diken diken oldular. Çenesi birkaç defa birbirine vurdu. Nefesin kime ait olduğunu biliyordu. Korka korka başını çevirdi, baktı. Uyuz köpek yere ıslak kaldırımın üzerine serilmiş uyuyordu. Uzun yumuşak kulakları, biri biraz daha yukarıda, biri biraz daha aşağıda, başının iki yanına düşmüş kalmışlardı. Basri Hoca bütün zihnine yayılmış, başının ağrısına bile biraz ara veren önüne geçilmez bir uyuşukluk içerisinde şuursuzca köpeğe, köpeğin yere serilmiş, her nefes alıp verişinde eskimiş, pörsümüş bir balon gibi şişip sönen köhne şekline baktı. Cam mekanın önünde gözleri köpekte ne yaptığının ne dediğinin pek farkında olmadan söylenmeye başladı. Hayal bunlar, hayal hep. Hastayım ben. Ateşim var. Öf. Bu sıcak, yağmur, biraz serinlik istiyorum. Ah bir yağmur kudretiyle, rahmetiyle, çiçekler, ağaçların dalları, ağaçların ıslak parlak dalları ve ayaklar sonu gelmez münakaşaya uzanıp giden yollar. Öldürmeliyim bu hayvanı. Ne ki, boğazını sıkmak, sıkıvermek. İki parmağımın arasında çiçekler, iki parmağımın arasında damlaların, iki parmağımın altında. Fakat hepsi hayal. Başım ağrıyor. Sol gözüm. Bu yüz. İşte asıl mesele. Bir de tutmuş bu yüz, bu adam. Sonu gelmez. Paralel hayal, hepsi fare filan yok karşımda. Ben böyle zannediyorum. Fare filan. Avucumu şöyle bir sıkıvermekle. Köpeğin kaşları da çok tuhaf. Evet, tamam. Kadının pardesüsü kahverengiydi. Yüzüne bir insan yüzü gibi ifade veriyorlar. Ve büyük hayatıma başlayacağım. Seni şefkatle uyutup, ihtiyar adam. İşte geliyor moruk, biliyorum. Hakikat değil bunlar. Ateşliyim, hayal görüyorum. Garson bana yalan söyledi. Yalan söyleyeceği gözlerinin akından belliydi. Buz gibi yalan söyledi. Yalan söyledi garson bana. Hakikat değil bunlar. Hiçbiri. İhtiyar adam eğildi. Köpeği ensesinden tutup içi yarısına kadar pamuk dolu bir torba gibi kaldırdı. Sonra döndü. Köpek elinde sol ayağını sürüye sürüye karanlığın içine doğru yürüdü. Basri Hoca adamın arkasından baktı. Başının ağrısı son raddeye gelmişti. Artık ağrıyı yalnız başında değil, bütün vücudunda duyuyordu. Daha doğrusu başıyla vücudu, bedeni, kolları, bacakları arasındaki ayrılık artık mevcut değildi. Sanki vücudu bütün ağırlığını kaybetmiş yahut vücudunun ağırlık merkezi allak bullak olmuş, havada yerden 1,5 metre kadar yukarıda asılmış kalmıştı. İçinden ihtiyarın arkasından gitmek, peşini bırakmamak isteği geçti. Onun gözden kaybolduğu istikamete doğru bir iki adım attı. Fakat yerinden hareket edip etmemişti ki birden aşağı doğru gelen dairevi bir hareket içerisinde muvazenesini kaybedip
yere ıslak kaldırımın üzerine yuvarlanır gibi oldu. Hemen durup cama dokundu, bir müddet olduğu yerde öyle durdu. Başı dönüyordu. Küçük, içi dolu bir merkezi noktadan etrafa yayılan ve sonra toplanıp tekrar o noktaya dönen bir hareket içerisinde kendini kaybetmek üzere olduğunun farkındaydı. Fakat gözleri tesadüfen tekrar cam mekanın içine takıldığı zaman fare hala kendisine bakıyordu. Şimdi gözleri büyümüş, kocaman olmuştu. Bir tanesi kendisine doğru geliyor, gelirken gittikçe büyüyor ve muntazam fasılalarla mütemadiyen açılıp kapanıyordu. Basri Hoca gözün içine doğru çekilmekte olduğunu hissetti. Cam mekanı dolduran ışık yavaş yavaş gözün arkasına kaçıyor, sönüyor, kayboluyordu. Basri Hoca'nın gözleri önünde güneşli bir kaldırımda arka ayakları üzerinde oturmuş, ayakları arasında yarım kemirilmiş bir kemik, hayretle kendisine bakan, gülümseyen bir çocuğun hayali belirdi. Son bir gayretle kolunu kaldırdı. Bütün kuvvetiyle artık bütün etrafını almış olan siyah gözün içerisine doğru savurdu. Başının tam üstünden yağmur gibi inen büyük şangırtı arasında son olarak kulağına acele, ufak, ihtizaslı, ayak sesleri arasına karışmış insan sesleri çalındı. Sonra sıcak, camla ve altın ışıkla beraber hızla aşağı doğru kayarken kendini kaybetti.